Ay Yaşar, bundan sonra seninle alışverişe çıkmayacağım. Renkli renkli ne varsa aldırdın ha. Binnur'cum, sen şu içindeki renkleri bir görsen kurtulacaksın biliyor musun? Senin içinde ekru var, yavru ağzı, fuşya, somon, aslan ağzı. Ama siyah ve beyaz değil. Sen renkli bir kızsın, inan bana. Tamam, tamam. Renkliyim, güzelim, tatlıyım, minnoşum. Siyah beyaz da ya, ikna oldum. Hadi kuaföre. Ha. Kuaför bir kadının mahremidir. O alana giremezsin, alan işgali yapamazsın, gelemezsin. Nasıl mahremidir? Kuaför bir kadının mahremiyse ben ne yapacağım? Ben seni nasıl tasarlayacağım? Benim senin saçına, kaşına, gözüne ihtiyacım var. Ya. Sana renk vermek için benim de kuaföre gelmem lazım. Gelme! Sen bana bilgileri gönder, ben uygulamayı hallederim. O zaman Sarp'ın mekanında buluşuyoruz. Tamam. Buluşmadan önce de ben sana yeni saç modelleri atacağım, tamam, okey? Bekliyorum, bekliyorum. Okey, tamam. Bekliyorum. Ay, puşu! Bir an karımı gördüm zannettim. Nerede? Seninle konuşmadığım bir an karımı gördüm. Seninle konuşurken böyle bir görüntü yoktu. Ben şu anda meditasyona ihtiyacım var. Ben gideyim. Tamam, ver poşetleri. Benim yerime de yapsana meditasyon. Yalnız o öyle bir şey. Ne ama neyse. Tamam, tamam, hadi görüşürüz. Alo. Ay Binnur, neler oldu neler kızım. Bu Emir'in ameliyat ettiği kadın var ya, o bugün klinikteymiş. Yakalayamadım ya, yakalayamadım, göremedim. Aa, ay görüyor musun, kaçırmışım ya. Keşke biraz daha geç çıksaydım klinikten. Görüyor musun, insan güzellik uğruna neleri kaçırıyor. Yok yok, sen merak etme. O kadın kimse mutlaka düzenli olarak buraya geliyordur. Hiç dert etme, bulacağız. Sen ne yapıyorsun, neredesin? Aa, ben alışverişi tamamladım, kuaföre geçiyorum. Sen de gelsene. Yok. Ben akşam Emir ve Ali ile yemek yiyeceğim. Aa, hangisi daha yakışıklı testi mi yapacaksın yoksa? Olay ne? Binnur, saçma sapan konuşma kızım. İkisiyle de ayrı ayrı yemek yemek istemiyorum. Profesyonel bir şekilde oturalım, dertlerimizi anlatalım. Çözüme kavuşturalım artık, yeter, çok sıkıldım. Emir kalbimi çok kırdı. Şu Ali de geldiği yere gitse keşke. Aa, Efsoş! Bu Erik sizin öpüşmenizi görmüş olmasın? Olabilir mi öyle bir şey? Görmüş müdür? Yok ya, görmemiştir. O ben döndüğümde başkalarıyla konuşuyordu ki. Görse bile niye bu kadar büyük bir tepki versin ki zaten? Kıskançlıktan, aşktan, tutkudan. Binnur, tamam. Hadi sen git kuaförüne, hadi. Ha, sonra da şu ekibin ağzını bir yokla bakalım. Ali hakkında ne düşünüyorlar, ne istiyorlar? Ya, ekip adama acayip gıcık oluyor. Sen merak etme orasını, ben akşam onları toplarım. Benim de ona küçük bir sürprizim olacak. Binnur'um, canım kardeşim. Ya sen benim gizli kahramanımsın. Vallahi bak. Ay bir de sen beni yeni tarzımla gör. Olay. Hadi see you. Bir de şu Aslı'nın canlı yayını var. Onu izlemeyi unutma, tamam mı? Bakarız. Bay. Gelsenize. Bizi çağırmışsın abi. Oturun çocuklar. Hasan. Benim sizinle konuşmam gereken biraz can sıkıcı bir mevzu var. Biz ortağımla ayrıldık. Bana borç bıraktı. Biraz da dert. Hesap yaptım, kitap yaptım ama yok, kurtaramıyorum. Olmuyor yani, altından kalkamıyorum ben. Büyük ihtimalle burayı kapatıp gideceğim. Hadi ya. Çok üzüldüm Sarp abi. Sen ne yapacaksın peki abi? Ben bulurum bir yolunu ya. Siz bence şimdiden iş bakmaya başlayın. Biliyorum bu devirde iş bulmak zor. Ama ben yine de önceden söyleyeyim dedim. Sevgili takipçilerim. Bugün sizleri çok özel bir çiftimizle tanıştırmak istiyorum. Metin ve Sevil. Arkadaşlar. Metin maalesef yüzünün tamamını bir kaza sonucu kaybetmiş. Aslında apartmanlarında çıkan bir yangında herkesi tek tek, evet yanlış duymadınız, herkesi tek tek kurtaran bir kahraman kendisi. Aynı zamanda öğrencilerinin çok sevdiği bir ilkokul öğretmeni. Arkadaşlar, Metin ne işe gidebiliyor, ne toplum içine çıkabiliyor, ne sosyalleşebiliyor, ne de sevdiği insanla evlenebiliyor. Hadi arkadaşlar, bu güzel çiftimize istedikleri hayatı verelim.
Aşk kokuyor buralar, aşk. Metin Bey, söz sizde. Hepinize çok teşekkür ederim. Sayenizde bir sonraki yayını Sevil'le düğünümüzden yapacağız inşallah. 200.000 şahitle evlenirsek bizi Sittin sene kimse ayıramaz değil mi aşkım? Bizi kimse ayıramaz zaten aşkım. Benim bir meleğim var artık, bir doktor melek. Adını vermemi istemedi. Bizim için, sevgimiz için çabalayan, bu kampanyayı başlatan o meleğe sesleniyorum. Bu ameliyat olsa da olmasa da iyi ki varsın. Sen bize dokundun ve her şey çok güzelleşti. Belki orada bir yerlerde kendini saklayan, bulunamamaktan, sevilmekten korkan birileri var. Onların da sana ihtiyacı var. Sen hepsi. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle Metin Bey'in ameliyatına bağış yapabilmeniz için aracı olan derneğin hesap bilgilerini paylaşıyorum. Neymiş bunun hesap numarası? Gözlerim buğulandı, göremiyorum. Keşke yapabileceğimiz bir şey olsa. O zaman birer yüklü bağış yapalım. Rica ederim, ne demek? Ben eminim çok güzel sonuçlar alacağız bu yayında. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Efsun arıyor. Canım. Aslı, sen bu dünyadaki en şeker şeysin. Sen harikasın Aslı ya. Seni çok seviyorum Aslı. Teşekkür ederim tekrar. Canım benim, ben de seni çok seviyorum. Bak Serp de burada. Selamı var sana. Sen de çok selam söyle. Görüşürüz. Hoşça kal. İyi akşamlar. Merhaba. Efsun daha gelmedi, trafiğe takıldı herhalde. Fark ettim. Dakiktir. Birazdan gelir. Evet. Dakiktir. Çok mu iyi tanıyorsun Efsun'u? Ne zamandır tanışıyorsunuz? Birkaç haftadır. Ama Ali, sen de takdir edersin ki birini tanımak için geçirilen süre değil, geçirilen zamanın kalitesi önemlidir. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın? İyiyim. Siz iyisiniz. İyiyiz. İyiyim. Bu gece üçümüz bir araya gelelim istedim. Çünkü klinikte olan sorunlar herkesi etkiliyor. O yüzden burada ne derdimiz varsa açık açık konuşalım, bu konu kapansın. Birbirimize karşı dürüst olalım yani. Dürüstlük en sevdiğim. Ya o zaman sipariş verelim. Sen kebap yersin herhalde her zamanki gibi. Bu Anteplilere karşı ön yargı ne zaman bitecek? Aksine Ali, ben et değil sebze ağırlıklı besleniyorum. Şimdi de bol yeşillikli kocaman bir salata yemek istiyorum. Etsiz. Harika seçim. Tavırların gibi zevklerin de çabuk değişiyor Efsun. Sizin de öyle Emir Bey. Sizin de öyle. Öyle mi? Ne gibi değişiklikler var benim tavırlarımda mesela? Bir anda sevgi dolu bir adam. Ertesi gün buz gibi bakışlarıyla insan içini donduran bambaşka bir adam. Öyle diyorlar yani sizin için. Öyle diyorlarsa öyledir. Tavrınız gibi zevklerinizi de anlamak mümkün değil, prensiplerinizi de. Mesela hangi tip kadınlardan hoşlanıyorsunuz hala anlamış değilim. Puanlama kriterleriniz de nedir mesela? Ya da bir görüştüğümde bir daha görüşmem demiştiniz. Ama aynı kişiyle sık sık görüştüğünüze tanık oluyorum. Bayağı iyi bir gözlemcisiniz Efsun Hanım. Siz baş başa konuşacaksanız ben kalkayım. Hayır Ali, bana salata söyle.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.